Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem konularımız oldukça yoğun. Uçak gemisi tasarımı, Hürjet'in test uçuşları, Çada yapılan Aksungur teslimatı, Türkiye pilotlar gününü bir taraftan kutlarken tek pilotla uçuş mümkün mü gibi konulara bakacağız. Deprem bölgesinde savunma sanayi şirketlerimizin çok ciddi yatırımları var. Bu konuları işleyeceğiz ve detaylar başlıyor. Bu arada bir Hatırlatma yapayım size. Açıklamalarımızda hangi zaman aralığında hangi konuyu işliyoruz. Bunlar var. Oraya tıklayarak merak ettiğiniz konulara bakabilirsiniz. Her zamanki gibi yarımızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza gelen sorulara lütfen yorum olarak yazın. Ben elimden geldikçe sizlere bu soruların cevaplarını vermeye dilim döndüğünce gayret ediyorum. Evet, ilk konumuz Milli uçak gemisi konusunda yapılan çalışmalar. Şimdi geçtiğimiz günlerde deniz kuvvetleri komutanlığına bağlı İstanbul Tersanesi kapılarını e, konuyla ilgili haber yapan gazetecilere açtı ve burada iki konu çok öne çıktı. Bunlardan bir tanesi uçak gemisi tasarım çalışmaları, diğeri de TF2000 konusunda yapılan çalışmalar. Önce uçak gemisinden başlayalım. Hatırlanacağı gibi TCG Anadolu'nun Deniz kuvvetleri envanterine girmesiyle birlikte uzun yıllardır deniz kuvvetlerinin talep ettiği uçak gemisi konusundaki çalışmalarda en azından böyle bir gemi var, operasyonu yapılıyor. Bu nereye gidebilir? Büyütülebilir mi? Türkiye'nin imkanları dahilinde özellikle insanlı ve insansız sistemler nasıl bir havacılık operasyonu yapılabilir gibi konular oldukça gündeme gelmeye başlamıştı. Hatta bundan birkaç ay evvel de e, bu konuyla ilgili çalışmalar hakkında da detaylar verilmeye başlanmıştı. Şimdi yetkili ağızlardan bilgiler paylaşacağım size ben bu e, tasarımla ilgili. Öncelikli olarak bu tasarım ofisi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Design Proje Ofisi. Burada konusuyla ilgili çok ciddi tecrübeye sahip mühendisler bir taraftan da askerin kurmay zekası burada. Yani deniz kuvvetleri ne istiyor? Mühendislik faktörler nasıl bir araya getirilebilir? Ve nasıl bir tasarım ortaya çıkılabilir? Bu tasarımın da uygulanabilirliği, Türkiye'nin imkanları neler konulabilir? Gerçekten burası hem bir tasarım merkezi hem de bir geleceğe dönük konseptler geliştiren çok önemli bir merkez. Bu merkezde 110 kişilik ekip e, uçak gemisi konusunda tasarımlara başlamış durumda. Peki bu uçak gemisinin özellikleri nelerdir? Öncelikle 285 metre uzunluğunda, 72 metrelik genişliğe sahip, 10.1 metre su çekimi yapan, 60.000 tonluk deplasmana sahip bir gemi olacak. Bu gemide 4 adet LM2500 gaz türbini güç verecek ve güvertesinin üzerinde de iki farklı kalkış noktası olacak. Kısa olanı insansız hava aracı sistemleri için, biraz daha uzun olanı daha uzun koşu mesafesine sahip işte insanlı bir sistem olabilir veya daha ağır İHA sistemleri olabilir. Bunlar için ayrılmış durumda. Kalkış sistemi de STOBAR olarak adlandırılan kalkış rampalı kalkış gerçekleştirilecek. Normalde hatırlayacaksınız TCG Anadolu'da da e, güvertenin ucunda şöyle bir kalkık bir nokta var bu nokta hava araçlarının daha emniyetli ve daha kısa mesafede, daha yüksek ağırlıkla kalkışlarını gerçekleştiren özel bir rampa. Bu rampa burada olacak. Kalkışlar yani kendi motor güçleriyle hızlanıp o rampadan çıkarak kalkış gerçekleştirilecek. İnişte ise ağırlığı daha fazla olanlar için bir halatlı yakalama noktası olacak. Burada tabi toplantıda verilen bilgilerden bir tanesi de hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının e, uçak gemilerine katapult sistemi var. Yani basitçe bir sapan sistemi. İşte hidrolikte çalışıyordu, manyetik katapultlar gibi gerçekten çok gelişmiş teknolojiler var. O adeta uçağı böyle e, sapanla tutup fırlatarak, çok ağır uçakların çok kısa mesafelerden kalkışını gerçekleştiriyor. Bu teknoloji de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Örneğin Fransa elindeki uçak gemisine katapult sistemini kullanırken ABD'den alıyor bu sistemi. Eğer Türkiye'de bu şekilde bir onay verilirse bu geminin güvertesine gerekirse katapult sistemi takılacak da bir altyapı konusunda çalışmalar yapılıyor. Burada tabii de e, kamuyla paylaşılan e, resimlerden neler var güverte üzerinde? Bunların da böyle bir hani hangi hava araçları olabilir e, gibi bir yaklaşım içerisinde de Kızıl Elma örneğin bunlar üzerinde gözüküyor. TB3'ler. Belki Hürjet'in bir e, donanma versiyonu TUSAŞ tarafından gerçekleştirilebilir. Bunlar gibi böyle konseptler e, güverte üzerine gözüküyor. Yani gerçekten böyle bir heyecan verici bir durum. E, bir taraftan tabii bu uçak gemisiyle birlikte Türkiye'nin gerçekten uçak gemisine ihtiyacı var mı? Neler yapılabilir? Nasıl bir karma çözüm ortaya konabilir? Bunlarla ilgili çok fazla tartışma vardı. Demek ki bu tartışmalar biraz daha e, bunun yapılması yönünde atılan adımlarla daha geri planda kalmış. Sonuçta bu mühendislik çalışması Türkiye'nin gelecek nesil deniz araçları ile ilgili çok önemli bir bilgilerin elde edilmesini sağlıyor. Buradan çıkan proje daha sonra ihalesi gerçekleştirilip tersaneler tarafından üretim aşamasına geçiriliyor. Şimdi tabii uçak gemisiyle ilgili de konunun arkasından. TF 2000 hava savunma harbi muhribi projesi de giderek ön plana doğru çıkıyor. Şimdi bu kadar da büyük gemiler yapıyorsunuz bunları tek başına denize salmıyorsunuz. Bugün bir Amerikan uçak gemisi etrafında hava savunma şemsiyesini sağlayan bu tür e, gemiler, muhripler, destek gemileri, denizaltılar falan gibi nereden baksanız e, 25-30 parçalık bir gemi filosuyla birlikte uçak gemisi hareket ediyor. Bunların da yapılması gerekiyor. Şimdi bu dizayn tasarı ofisinin milgemler yani ada sınıfı, arkasından istif ve sonrasında TF-2000'e giden bir yol var. Gerçekten TF-2000 oldukça önemli bir proje. Burada da hedef millilik oranı %85 hedefleniyor. Buradaki kilit noktalardan bir tanesi de hava savunma sistemini nasıl sağlayacaksınız? Tamam gemiyi yaparız. Problem değil ama üzerinde çok gelişmiş radarlara sahip olması lazım. Uzaklardan düşman hedefini çok Ufacık hedeflerden uçaklara tespit etmesi lazım. Ve tabii ki atacağı füzeyle de onları bertaraf etmesi lazım. Bu füze konusundaki gelişmelerde güzel şeyler gidiyor. İşte Hisar'da başta olmak üzere. Bu da e, TF-2000'in ana silahlarını oluşturulacak. Çünkü sonuçta TCG Anadolu hizmete girdi. TF-2000 gibi yanına gemiler gerekiyor. Bu projelerde merakla takip ediliyor. Şimdi Hürjet 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle e, birinci yılını tamamladı. Yani ilk uçuşun üzerinden bir yıl geçti. Bu proje gayet sessiz ve gayet de başarılı gidiyor. Çünkü kamuoyu baskısı bir konu üzerinde oluşmaya başladığı zaman haklı olarak o projeye da böyle işte şu mu oldu, niye yavaş gitti, ne oldu, ne bitti gibi o üretici şirket, mühendisler üzerine ciddi bir baskı oluşturabiliyor. Bu açıdan da Hürjet'i ben çok takdir ediyorum. Aman dilimi ısırıyorum herhangi bir problem olmadan devam etsin. Çünkü gerçekten Kaan öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve Türk Havacılığı için çok çok önemli bir proje. Çünkü Türkiye ilk defa jet motorlu bir uçağın testlerinde. Hürjet 50. test uçuşunu tamamladı. Yani düşünün bir yıl içerisinde 52 hafta var. Neredeyse her hafta uçmuşsunuz. Yani onu böyle boş boş uçurmak önemli değil. Her uçuş sonrasında hedeflenen konular kontrol edilmesi konu, gereken konular binlerce bilgi geliyor uçak üzerindeki alıcılardan e, telemetri merkezine bunlar irdeleniyor, kontrol ediliyor. Bu doğru mu yapıldı? Hava da bunun ispatı. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkarsa bunlarla ilgili nasıl giderilecek? Mühendislik tasarımlar falan gerçekten e, bir uçak tasarlamak, üretmek kadar. Çok zorlu bir süreç test ve maşallah burada, maşallahımızı koyalım burada 50. uçuş başarıyla tamamlanmış. 50 uçuş içerisinde ne yapılmış? TUSAŞ'ın verdiği bilgilere göre Hürjet 39 saat 44 dakika havada kalmış. 15.000 fit yani yaklaşık 5.000 metre irtifaya çıkmış ee, ve test aşamaları gayet verimli bir şekilde devam ediyor. Umarız 2. 3. dördüncü prototip çünkü... Anlaşmaya göre blok 0 olarak adlandırılan 4 prototip yapılacak. Bu prototiplerle çalışmalar hızlı bir şekilde devam eder ve arkasından da hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde onun da haberini yapmıştım buraya linke bırakayım. Savunma Sanayi Başkanlığı 4 adet blok 0 arkasından 12 adetlik blok 1. Normalde ilk anlaşma 4 artı 12 idi o 12'lik blok 1 üretimine de resmi anlamda onay vermiş durumda. Hatırlayacaksınız o anlaşmada işte Hürkuş'la ilgili, Kaan'la ilgili, Hürjet'le ilgili çok çok güzel adımlar savunma sanayi başkanlığı tarafından atılmıştı. Şimdi buradan da onay geldi ve projenin teslimat tarihleri de bir yıl iyi gitmesi nedeni öne çekilmiş durumda. Şimdi Hürjet bir jet motorlu eğitim uçağı. Jet motorlu eğitim uçağı olarak T-38M'lerin yerini alacak. Biliyorsunuz Çiğli'de 2. jetüs Komutanlığı'nda T-38'lerle ileri jet eğitimi, pervaneli uçak KT-1'lerden sonra ileri jet eğitimi veriliyor. İleri jet eğitiminde T-38'lerin yerini Hürjet alacak. Sonrasında bu uçakların da Türk Yıldızları tarafından kullanılması planlanıyor. Amerikan General Electric imalatı F-404 motorlarına sahip bu uçak. Ve bu uçak açısından da Türkiye TUSAŞ yeteneklerini jet aşamasına geçirmiş durumda. Sonrasında da tabii Kaan'dan güzel haberler bekliyoruz. İşte ikinci prototip yolda, ikinci test uçuşu yapılacak falan gibi. Bir taraftan da buradan elde edilen tecrübeler Kaan'a, milli muharip uçağı aktörle. Bu da çok önemli konu. Hürjet birinci yılı kutlu olsun. Gökyüzünde kazasız belasız emniyetli uçsun. Türk pilotlarını yetiştirsin. Valla biz de böyle Türk yıldızlarında nf 5lerin yerini alsın. Biz de böyle gökyüzünde o kırmızı beyaz dumanlarını bırakarak e, bizi e, bir keyifli olarak izlemek nasip olsun diyoruz. Şimdi gelelim üçüncü konumuzda sivil havacılığa. E, 26 Nisan aslında çok önemli bir tarih ve Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir tarih. Nedendir bu? Mehmet Feza Efendi, Türkiye'de yaptığı 26 Nisan'daki ilk uçuşla gökyüzünde ilk defa bir Türk pilotu Türkiye'de Yeşilköy'den havalanıyor, uçuyor. Bu tarih daha sonra Türkiye havayolu Pilotları Derneği Talpa tarafından dünyadaki pilotlar birliğine verilen mesajla 26 Nisan, Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir pilotlar günü. Bu pilotlar gününde de işte her e, pilotlar gününde bir hedef, bir amaç ortaya konuyor. Burada da şöyle bir konu gündemeyi getirdi Talpa bu sene. Şimdi Havayolu şirketleri diyor ki pilotlar çok fazla maaş alıyor. Artık teknoloji çok gelişmiş durumda. Kokpitteki uçuş ekibi sayısını iki pilottan bir pilota indirelim. Biliyorsunuz işte sol tarafta kaptan pilot oturuyor. Sağ tarafta ikinci pilot oturuyor. Ee, eğer... Uçuş saatleri ülkesine göre, e, uygulamalara göre değişiyor. Genel olarak kabul görülmüş 8 saate geçiyorsa 3. pilot var, 12 saati geçiyorsa 4. pilot kokpitte görev yapıyor. Bunun sayısını azaltalım çünkü hava yolları diyor ki biz diyor pilotlara çok fazla maaş veriyoruz. Böyle bir talep gelince de imalatçılar biz nasıl yeni nesil teknolojilerle işte insansız hava araçları uçuyor, nasıl tek pilota indiririz bunun çalışmalarını yapıyorlar. Bugünlerde de çok enteresan biliyorsunuz yapay zeka gündemde yapay zeka ile ilgili olarak insanların verimliliklerinin arttırılması, daha insanların daha karmaşık konulara kafa yorabilmesi için de yapay zeka geliştiriliyor ve yapay zekaların hepsinin adı da co-pilot yani ikinci pilot, co -Pilot deniyor. Şimdi böyle bir teknoloji alabilir mi? Bu iş nereye doğru gider? İnsansız bir uçakla uçar mısınız? Tabi burada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Birçok kişi e, henüz yolcu olarak ben pilot olar pilotsuz bir uçakla uçmaya hazır değilim psikolojisi içerisinde. Talpa Türkiye'deki Havayolu Pilotları Derneği, İFALPA dünyadaki bu uluslararası havacılık e, açısından pilotları temsil eden kuruluş diyor ki, kokpitte minimum iki pilot lazım. Çünkü kararlar tek kişi tarafından alınmıyor. Birlikte konuşarak, kuralları ortaya korarak, Uçuş emniyetini ön plana çıkartarak bu karar alınıyor. O yüzden biz kokpitte tek pilot olmasına karşıyız diyorlar. Ve bunlarla da ilgili 26 Nisan mesajlarında da bunlara e, bu şekilde örnek verip böyle bir tepkilerini ortaya koymuş durumdalar. İşler nereye gidecek? Teknolojinin nasıl bir taşıma üzerinde gerçekten o koca dev yolcu uçağı tek pilotla uçurulabilir mi? Bir arıza da Gerçekten yapay zeka doğru kararlar mı alıyor yoksa gerçekten 4 tane gözün yani minimum 2 pilotun kontrolüne ihtiyaç var mı? Bunları biz sanıyorum önümüzdeki dönemde oldukça tartışacağız. Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık konusundaki ihracatları bizim gerçekten gururumuza okşuyor ve büyük keyif yapıyor. Haberi de yaparken benim görevim haberi yapmak. Ben büyük keyif alıyorum. Çada çok önemli bir teslimat gerçekleştirildi geçtiğimiz haftalarda. Çat Silahlı Kuvvetleri 2 adet Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış çift motorlu Aksungur İHA sistemini teslim aldı. Şimdi Çat'la e, TUSAŞ'ın ilişkileri gerçekten çok iyi ve Türkiye açısından çok önemli bir ihracat ülkesi. Ne yaptı Türkiye? Geçen yıl hatırlayacaksınız Ağustos ayında 3 adet hürkuş uçağı ihracını gerçekleştirdi. 2 adet de anka verdi. Çat çok memnun ankaların performansından hürkuşları kullanıyorlar. 2 adet de Aksungur aldı. Şimdi Aksungur baktığınız zaman çift motorlu, 50 saat havada kalabilen, 40 bin fite kadar çıkabilen, üzerinde de Tey'nin imal ettiği PD-170 serisi motorları olan çok çok önemli bir, böyle bir çok uzun menzilli bizim İHA'lar açısından çok önemli bir yere sahip. Şöyle bir İHA'ları sıraladığımız zaman en tepede, şimdi tabii daha jetler envantere girmedi, işte Anka 3 var, Kızıl Elma var. En üstte Taşıma kapasitesi silah adeta bir F16 gibi görev yapan akıncı var. Akıncının hemen altında Aksungur var. Sessiz, çok fazla böyle haber falan çıkmıyor onlarla ilgili ama Aksungur gerçekten çok başarılı bir İHA. 50 saat uçuruyorsunuz. Üzerinizde o kamera sistemiyle çok geniş bir alanı takip ediyorsunuz ve gerektiğinde de taşıdığı o silahlarla nokta atışını yapıyorsunuz deniz üzerinde görev yapabilmesi çok çok önemli. İşte denizaltı harbine karşı veya bölgeyi kontrol amaçlı bu çok önemli. Bizde tabii şimdi İHA denince akla hep böyle füzesi bombası olacak bir şeyi atacak vuracak tamam çok güzel ama İHA'ların ana görevi geniş bir alanı takip edebilmek, uzun süre havada kalabilmek. Aksungur gerçekten biçilmiş bir kaptan. Bir taraftan da tabii TUSAŞ'ın ANKA tecrübesini aktardığı bir İHA sistemi. Bunu çat kullanımı aldı ve giderek de Aksungur İhracatı artıyor. İşte Malezya var, Endonezya var, Çat var ve yavaş yavaş bu sayı 6'ya doğru çıkmış durumda. 6 ülkeye doğru çıkmış durumda. Böyle onların teslimat törenlerine bakınca oldukça keyifli. Buraya girdiğiniz zaman ne oluyor? TEI PD-170 motoru ihraç ediyor. ROKETSAN mühimmat ihraç ediyor. ASELSAN kamera ihracı oluyor ve böylece böyle bir e, Türkiye savunma sanayi şirketleriyle bir takım oyunu halinde ihracat yapmış oluyor. Aynı şey Baykar için de geçerli. Artık ipin ucunu kaçırdık. TB2'lerin kaç ülkeye ihraç edildiği en son galiba 33 mi 34 mi? Şimdi bakarım ben bu, bunun montajını yaparken de aşağıya yazarım. Ben bile ipin ucunu kaçırdım. Orada Türk savunma sanayi şirketlerin ürünleri geliyor. Mühimmat, İHA'yı alıyorsunuz, İHA'yı kullanıyorsunuz. Da. Mühimmat sürekli atılıyor, ihracat. Bunların bakımları, işbirlikleri aslında yurt dışında diplomasi de bu şekilde yürüyor. Bu da çok çok önemli bir konu. Bunun da altını çizelim. Şimdi malum geçen sene 6 Şubat depremi, Kahramanmaraş merkezi, binlerce insanımızı kaybettik. Çok ciddi bir ekonomik kırım oldu. İşte evler yıkıldı, fabrikalar yıkıldı. Burayı ayağa kaldırmanız için insanların orada yaşaması lazım. Ev yapacaksınız işe sahip olmaları lazım. İstihdam oluşturacaksınız. Bu istihdamın da katma değeri yüksek ürünler olacak ki ihracat yapılsın, gelir gelsin, insanlar ailelerine ekmek götürsün. Bu amaçta Savunma Sanayi Başkanlığı önemli adımlar atıyor. Geçen sene alınan kararla 8 milyar TL'lik bir yatırım yapılıyor bölgeye. Yaklaşık 2500 kişinin de istihdamı hedefleniyor. Peyderpey bunlar açıklanıyor. Adıyaman'la ilgili geçtiğimiz günlerde Türk savunma sanayinin önüne gelen şirketleri Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, Havelsan, STM gibi şirketler bir araya geldiler. Ve tek tek bu bölgede yapılacak olan yatırımları açıklıyorlar. En sonunda Adıyaman'a 500 milyon TL'lik bir yatırım planı imzası gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün çok odaklandığı bir proje bu. Umarız bunların arkasını tek tek açılıyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın parça üreten merkezi açıldı. Örneğin Havelsan da bu konuyla ilgili yazılım desteği veriyor. Bölgedeki üniversitelere farklı farklı üniversitelerde yazılım merkezleri kuruyor. Öğrenciler yetişiyor. Bulundukları memleketlerinde iş imkanlarına sahip oluyorlar. Üretiyorlar. Ankara'ya yolluyorlar veya artık şirketin merkezi neredeyse. Orada bunlar ihracat haline geliyor. Bu yüzden işte Roketsan'ın Hatay'da, Aselsan'ın Malatya'da, TUSAŞ'ın, Kahramanmaraş'ta, Havelsan'ın, işte Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Malatya gibi farklı farklı bölge üniversitelerine yaptığı yatırımlar, aynı zamanda STM'nin yatırımları, bu şirketlerimizin attığı adımlar çok önemli. Bunlara yavaş yavaş PAVO Grup gibi özel sektörden de katılımcılar gelmeye başladı. Tabi bu grup içerisinde STM'yi de ekleyelim, Savunma Sanayi Başkanlığı şirketi. Umarız bunların sayıları artar istihdam fazlalaşır çünkü bölgenin gerçekten sadece deprem nedeniyle değil bölgenin en büyük sorunu istihdam ve nitelikli istihdam. O insanlar 2500 kişi 4 kişiye baksa 10.000 kişilik nüfusu kurtarıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Alman Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etti. Tabi gündeme koca o döneri getirdi. Sağ olsunlar bir Türk 3. nesil bir göçmenimizin Almanya'da hazırladı döneri de onu da bizim ülkeye getirip bize kestiler. Artık hani ne mesaj var bilmiyorum ama Almanya ile bizim savunma sanayi konusunda uzun zamandır sıkıntılarımız var. Yani kamuoyunun Altay tankı için motor problemiyle e, haberdar olduğu aslında uzun süredir Almanya Türkiye'ye e, bir savunma sanayi konularında ambargo vuruyor. Şimdi Türkiye F-16'ya alternatif ne alabilirim? Biraz dengelerimi farklı mı yapsam gibi çalışmalar içerisinde Milli Savunma Bakanı çok önemli bir adım atarak Eurofighter için görüşüyoruz dedi. Bütün o Amerika ile F-16 pazarlıklarının alternatifi olduğunu, bunu da alırızı ortaya koydu. İngiltere hazır Türkiye Eurofighter satmaya, İtalya hazır, İspanya hazır, taşı koyan Almanya. Almanya ile tabii bu konu gündeme geldi. Ee, görüşüldü. Bakalım nasıl bir adım atılacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Alman Cumhurbaşkanı böyle siyasette çok etkin, direkt karar alabilen bir yapıda değil. Biraz daha sembolik orada cumhurbaşkanlığı makamı. Ama en azından bunlar gündeme geldi. Zaman zaman da izleyicilerimiz ne oldu Tolga abi bu Eurofighter işi dediği zaman son gelişme bu şekilde. Türkiye bu Eurofighter'ı masada tutar aslında işte farklı kaynaklar, keşke çok paramız olsa farklı kaynakları kullanabilsek. Eurofighter önemli bir adım. Bir taraftan da Alman kamuoyunda Eurofighter'ların Trench 4 olarak adlandırılan yeni neslin üretimi için çok ciddi bir baskı var. Verilen siparişlerle 2030'a kadar Eurofighter fabrikası açık olacak. Almanya ve İspanya'nın siparişi var. Bunu 2040'a uzatmaya çalışıyorlar. E nasıl bir yere gider? Trench 4'te neler olur? Bir ortak lazım. Bunu biz ihraç etmemiz lazım diyor Almanlar. E bunu derken bu ne perris, bu ne lahana turşusu diye bir laf vardır bizlerle ilgili. Bir taraftan da Türkiye'ye satmayalım. E buyursunlar satmasınlar diyecek bir şey yok. Bu da Eurofighter'la ilgili son gelişme. Bunu da size anlatmış olayım. Şimdi dönelim yine sivil havacılığa. Sivil havacılıkla ilgili... Hindistan'dan çok ilginç bir sipariş geldi. Indigo Hava Yolları uzun menzilli pazara giriyor. 30 adet kesin A350 Airbus'a sipariş verdi. 70 adet de opsiyon var. Şimdi Indigo'nun şöyle bir özelliği var. Indigo'nun normalde filosu A320neo A320 Neo veya A320'lerden oluşuyor. Bir de onun altına pervaneli ATR 72-600 uçakları var. Düşük maliyetli bir havayolu. Genellikle düşük maliyetler geniş gövdeli uçak almıyor. Fakat Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yaptı Indigo. 2 adet Boeing 777 300 ER tipi yolcu uçağını uçuş ekipleriyle kiraladı. Üzerine de o uçaklar boyandı Indigo ya yazıldı. Mumbai'den, Delhi'den bu uçaklar İstanbul'a çok ciddi sayıda yolcu taşıyor. Türk Hava Yolları da o yolcuları Hintler biliyorsunuz dünyanın her tarafına yayılmış durumdalar. Amerika'ya, Afrika'ya, her yere dünyanın her yerine İstanbul üzerinden taşıyorlar. Şimdi Indigo bu A350'lerle uzun menzilli pazara gireceğini açıkladı. Bu çok önemli bir hareket. Düşük maliyetler açısından hani mesela ülkemizde Pegasus var. İleride bu pazara girer mi? Avrupa'da Ryanair, Easyjet gibi şirketler var. Demek ki düşük maliyet konusunda bir talep var. Bu iş nereye gider? Indigo'nun attığı adım çok önemli. Indigo ekonomik olarak diğer Hintli şirketlere göre çok ciddi operasyonlarını yapabilen, bu konuda da başarı göstermiş iyi bir şirket. Bakalım iş nereye doğru gidecek ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bir başka sivil havacılık konusu ise Türkiye ve Rusya arasında biraz kriz var. Şimdi Rusya diplomatları özellikle Güney Amerika'da işte Meksika'ya, Venezuela'ya uçuracak. Rusya'ya e, Rusya uçabilen işte Dubai merkezli Emirates uçabiliyor. Yabancı şirket. Türk Hava Yolları uçabiliyor. Çok az sayıda şirket var. İstanbul'a aktarmalı geliyorlar ve bu diplomatlar Türk Hava Yolları'na devam ediyor. Ama Türk Hava Yolları artık bu diplomatları uçurmamaya başlamış durumda. E, bu konuda da Rusya çok böyle bir e, açıklama yaparak bir Türkiye'ye yani niye uçurmuyorsunuz? Bunlar diplomat. Oraya Diplomatik görevle gidiyorlar yani Rus vatandaşını uçur. Anladık ama bunu niye uçurmuyorsunuz? E, bu konuyla ilgili biraz Türkiye'nin üzerine Amerika'nın baskısı var. E, bir e, iş nereye gidecek? O da böyle bir enteresan iş. Bunu da soru işareti olarak kenara koymakta fayda var. Bakalım kriz nasıl çözülecek? Ben de merak ediyorum. Evet, savunma ve havacılık sektöründeki bu haftalık gelişmeler bu kadar. E, lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Ne kadar çok yorum yaparsak bu videonun o kadar fazla izlenilmesine katkıda bulunuyorsunuz. Tabii ki beğenmeyi unutmayın. Bir de artık aa, abone şu artık 300.000'i geçtik 307 bin falan civarındayız. E, şunu biraz arttıralım. Böyle ben bazen takip ediyorum. Ya, yaklaşık %30'luk bir izleyicimiz abone olmadan bizleri takip ediyor. Basın yani şu abone şeyine ki bildirimlerimiz gelsin daha fazla videomuzdan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Herkese merhaba, herkese merhaba. ben Tolga Özbek.